Ya böyle bir kardeşlik olur mu? Kardeşimin hayatından geçerken para verirəm, öyle düşünün. Bu nasıl bir kardeşlikti? Burada bize haksızlık yapılır. Konuşma hakkımız yok. Sosyal şəbəkələrdə yayılan videoda şikayətini bildirən türk qardaşlarımızdan biri Azərbaycanda onlara haqsızlıq olunduğunu, daşıdıqları yükə görə gömrükdən çox pul alındığını və sözünü deyəndə isə bizdə belədir deyildiyini deyir. Onu da bildirir ki, pasporta görə 10 dollar istədiklərini, onu nəyə görə verəcəyini dedikdə isə həmin 10 dolları dolayı yollarla aldıqlarını deyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mərhaba arkadaşlar. Şu anda Culfa'dan, İran Culfa'dan Nahçıvan Culfa'ya geçeceğim. Arkadaşlar bizim bu iki devlet bir millet dediğimiz Azerbaycan gerçekten burada bize çok haksızlıklar yapır. Haksızlıklar görürük. Zaten buraya adımını ilk attığında azarlanarak karşılanırız. Ve bu bizim zorumuza gelir. Geçen gün öyle dedim yani oradakine dedim sizin bu bizi azarlamanız beni öldürür var ya. Arkadaşlar önceden gidiş geliş 235 dolar 40 kilometre yol yapırdık burada. Gidiş geliş 235 dolar masrafımız vardı. Onu da biz sineye çekmiştik hatta alışmıştık. Şimdi sadece gidişe yapmışlar 360 dolar. Bir de bunun dönüşü var 720 dolar. Yükten 720 dolar kalmıyor ki, kalmış ki sen yeter 720 dolar arsan. Diyende de bela dişine gelsen. Ha tamam savaştan çıkıpsan. 225'i etki 250. Şu an gelen herkes Bazargön üzeri gelecekmiş. Ki ben de gelirken oradan geldim. Sen 250 dolar alırdın ben gönüllüydüm zaten. Şimdi yaptın 360 dolar, gidiş geliş 720 dolar. Yani araba sahibine, firmalara o kadar para kalmır. Artı yanıcı ne yüklersen yükle deyir yanıcıdır. Tuğlaya ateş tuğlası yazdığı için deyir ki ateş yazır buraya. Bak yanıcıdır. Yanıcı parası vereceksen 100 dolar. Depo parası alır. Hiç deposuz bir araba gördünüz mü ya? Yakıt deposu her arabada var. Geçen servis dedim ola ki iki depo olduğu için mi alır? Deponun birini çıkardım. Tek depo ile geldim. Depo parası dedi. Dedim benim depom tek. Tek de olsa vereceksen. Hatta hiç depon olmasa da vereceksen depo parası. Ya böyle bir kardeşlik olur mu? Kardeşimin hayatından geçerken para veririm. Öyle düşünün. Bu nasıl bir kardeşlikti? Burada bize haksızlık yapılır. Konuşma hakkımız yok. Yok kantara düştün değil. Ya hiçbir ülkede kantara düştün yoktu. Ha biz şoförler hani yok mühür parası olur mu? Pasporta mühür vurur 10 dolar değer vereceksen. İhtiraz ettiğimiz için yol parasını yani dozvala dediğimiz şeyi 50 dolardı. 70 dolara çıkardı. Sonra dedi ki ben biz senden artık pasport parası almayacağım. İyi de pasport parası almırsan pasport parasını dozvalanın üstüne koydun. Sen kimi kandırırsan. Yani Nahçıvan, Azerbaycan gerçekten bize zulüm edir. Hele hele özellikle ki ben bunu zamanında demiştim. Özellikle bu Karabağ'dan sonra, Karabağ'ı aldıktan sonra bunlar böyle bir değiştiler, bir değiştiler. Bunu da video yapıram ki sosyal medyada paylaşam. Belki birilerinin bam teline dokunar, el atarlar. Yani anlamadım. Biz burada çok haksızlıkla karşılaşırız. Haksızlık yapırlar bize. Herkese teşekkürler, iyi günler.